Üf. Oh ananı sik. Ay! K K K <laughs> Abi ölüme kafa atmakta üstüme yok ki. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Le Leomold kahramanını oynayacağız. Test sunucusuna geldiğinde Eee videosunu atmıştım ama şimdi eee şeyi bekliyorum. Eee bu kendi sunucumuzda 9 ms ile e, en düşük herhalde o şekilde en yüksek mi desem en yüksek o şekilde ms alıyorum takım biraz saçma oldu ama sola bir şekilde girdim belki rakip de saçmadır ee, kahraman bu ultlerine gelecek olursak e, ben bu şekilde bir bu tercih ettim şöyle şu mikrofonumu da ayarlayayım ee, tabi değiştiriyorum şununla şunun yerini değiştireceğim ee, kırmızı fantomu ilk çıkmamın sebebi e, olay aslında basit arkadaşlar Kahraman %30 canı kaldığında rakibin, minyonun ya da e, jungle'ın yani ormanın e, kritik vurmaya başlıyor. Bu yönden güzel. E, çok mobil bir karakter değil ama iş yapar diye düşünüyorum. Çünkü 2-3 ele oynadım. E, galiba ikisini kazandım birini de kaybettik. Kaybetmemiz de bir faciaydı tabi. Nasıl olacak bilmiyorum. Kahramanı pek e, elim aşina değil. Yani e, ama tabi yine mekaniklerini vesaire biliyordum. Rakip de çok... Mükemmel. Sanki böyle bir sıralı maçındaymışız gibi Gus, Lolita, Claude, Selena ve Gord mevcut. Ee, başarılı. Bizde 3 tane epik bir efsane arkadaşımız var. Birisi ee, biri Saber, biri Fly, diğeri Urthel bir diğeri de e Dora almış. E ee, tabii ki oyunun e rengi değişebilir. Bizim aleyhimize dönebilir. Ee, rakibi ka ra rakip kahramanları deniyor olabilir. Bir bakalım. Şimdi çok stratejik oynamamız gerekiyor. Bunları alaşağı edebilmek için. Şimdi iki buff alacak kahramanımız var. Birisi Eidora, biri Fly ama belki bilirim. Rakipte bir... Ee, bakayım dört tane AP var abi. Birazcık hafiften ee, götü toparlamak amaçlı. Yanlış anlaşılmasın. Şöyle bir büyü savunması çıkacağım. Ee, bu arada QW kombosu var kahramanın. Ee, onu baştan söyleyeyim saçımla ne kadar dağıldık. Lanet olsun. Ne yapıyorsunuz lan? Aman aman nereye geldik? Heriflere bak. Evet, çılgınlar biraz. Yapacak bir şey yok. Bakın kahramandaki en en iyi özellik şu arkadaşlar. Şu. Son vuruşları çok rahat bir şekilde alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kritikler havada uçuyor Aslında zorlamasan şöyle bir fake atsak adama. Gel böyle. Şöyle biraz hasar verebiliriz. Kaçamayacak galiba. W's kapalı ama E'si var. Çok iyi vuruyor be. Şu claw'da hastayım ya gerçekten. Çok sağlam bir hero. Bence vur. Vurman daha mantıklı olur. Aa, hepsi geldi. What? Öldüm. Rakip kötü dedik rakip baya genkli menkli çıktı baksana ortadakiler yukarı geldi falan filan baya iyi ama kahramanın e, özelliği hoşuma gidiyor şu pasifindeki kritik vuruş baya iyi biz öyle hitap ediyoruz şimdi buff'u alacağım fakat e, çok can kaybedeceğim yukarıya gelmişler bu sefer de oradan bir şey çıkar mı bana bakalım çıkmadı hızlı kesti bizim kuman Harbiden Oç. Uman Oç yanlış anlaşılmasın. İsmi öyle. Şimdi rakipte Cloud var. Cloud'u nasıl alaşağı al edebiliriz? Şimdi öncelik olarak bunu düşünelim. Kahraman mobil. Ee, çok rahat kaçabiliyor. Şöyle yakınına bir yaklaşalım. Ve kaçtı. Bizimki 4 olsaydı belki bir ihtimal. Bir şey deneyeceğim. Bakalım. Geliyor mu? Gelmedi. Fiske Q denemeyi düşünüyorum çalışır mı diye bakacaktım ama çalışmadı. Yapamadık daha doğrusu. Şimdi son vuruş için mükemmel bir hero demiştim. Şöyle bunu çıkalım. İşte en sevdiğim olayı da bu. Bakalım şimdi Cloud gelecek buraya. Evet geldi. Yanında Gord'u da getirmiş. Şu Gord biraz sıkıntı ya. Sanki. Yalnız iyi de bir hasar vurduk. Cloud'cum hiçbir işe yaramayacak. Öldün. İşte bu kombolara çok önemli. Atı çağırırken eğer o pozisyonu yakalayabilirseniz harika. Bence öyle. İkisini de çok rahat bir şekilde aldık. Ee, atı çağırmak çok önemli. Ve o skill kombolarını yapmak da çok önemli gerçekten. Öyle vuralım. Biraz geri çekilmemiz gerekecek. Geri kaçtı. Acaba fly bende gelir mi? Burayı üçlediler çünkü. Ne yapıyorsunuz? Altta güzel. Gayet iyi. Aha. Bravo. Riske attım ama herif kaçtı. Buna yapabilecek bir şeyimiz yoktu. E neyse en azından asist almış olduk. Combo şu arkadaşlar. Bum. Ya da biraz geç bastım ama ee, daha aktif olabilir. Onun haricinde son vuruşlar dediğim gibi çok önemli. Şöyle. Çok rahat son vuruş toplayabiliyorsunuz. Demek istediğim olay buydu. Bombosu. Ve ultisi çok rahat dönüyor. O yönden hoşuma gitmiyor da değil. Ee, ortayı kaybettik. Geçmiş olsun. Neyse biz de bir kule almıştık. Şimdi e, alabiliriz. Hemen şuradan kritiği çıkalım. Çünkü %30 da kritik e, çoğalıyor biliyorsunuz. Şöyle buff da bende kalsın. Birazcık kahramanı kasalım. Tabii ki her kasılmış kahraman iyi ama böylesi daha rahat olacaktır. Evet şu an aşırı bir e, ölüm sergiliyor bizinkiler. Yalnız Clot daha itemini çıkmamış. Bence Irtel onu mahveder. Ben de şuraları ittireyim bari ne yapayım? Adamlar Zebellah gibi. Hepsi aynı anda dolaşıyor. Muhtemelen bana geliyorlar gibi hissediyorum. Böyle bir kaçalım. Şu skilli de çok güzelmiş ya kahramanın. Ee, test sunucusunda tabi doğru düzgün oynayamamıştık. Böyle biraz dürtelim. Gelsene bir iteyim seni kule altına. Adamsın sen. Sen var ya mükemmel bir detaysın. Yalnız Ghost and Most'un hikaye oldu. Harbiden hikaye oldu yani bu hero karşısında. Kritiklere ne kadar fazla vurursanız total alanı vurduğu için çok rahat hareket ediyor arkadaşlar kahraman. Yani toplu bir şekilde kritik vuruyor. Çok az bir can yani %30'un altına inen bir kahramanın yanında başka bir kahraman varsa ona da kesinlikle kritik vuruyor. Ee, ama tabii o kadar da aktif ve mobil bir ee, kahraman değil. Yine de yavaş hareket ediyor ve ee, birazcık şans olması lazım. Doğru düzgün bir team fight için öldü o arkadaşımız. Şöyle biraz vuralım abimize. Oh. Claude'un saçma hasarlarından bir tanesi. Neyse birazcık ormanı kasacağız artık arkadaşlar şu an. Bir de bu karaktere şey çok iyi gidiyor onu söyleyebilirim. Bitmeyen savaş, bitmeyen savaş bayağı iyi. Al hadi tamam al. 8 level'sın ama kaça kaça oynuyorsun? 2 3 oynuyorsun. İyi al bakalım. Şimdi büyü savunması da çıkmak zorundayız. Ee, şu kritiğimizi çıktıktan sonra bitmeyen savaş. Bitmeyen savaştan sonra hemen bir Athena'nın kalkanı. Ondan sonrasına bakacağız. Ee, Cloud kardeşimiz biraz artık ne zaman nerf yer bilmiyorum ama. Gerçekten ben aldığım zaman bile yok ediyorum. Rakip aldığı zaman ki herkes yok ediyor arkadaşlar. Lord Resurrecting soon. Üf. Orada öle ölebilirdim gerçekten. Ölebilirdim. Ee, biri Aegis bastı. Kim bastı? Fly yanımdaydı zannedersen Fly basmış. Aynen. Çok iyi yerde bir müdahale etti. Ee, tabii ki yine vuran orada ya Cloud oldu ya da Gort. Onun haricinde hemen arkadaşlar dediğim gibi benim bebeğim, bitmeyen savaşım. Ee, hemen hemen artık her hero'ya kullanıyorlar. Büyücü, Büyücüsün ev kadar kullanıyorlar yani. Onu bir yapan bile var. O vuruşları almak gerçekten. Nasıl kaçtı, nasıl kaçtı anlatamam. İşte böyle yakalayamıyorsunuz. Sıkıntımız da bu. Kimseyi yakalayamıyorsunuz kolay kolay. Ha, yakalayabildiğiniz anlarda oluyor tabii ki, olmuyor da değil. Yalnız rakibe iyi dedik. Rakip berbat çıktı. <laughs> Bunu da söyleyelim. Şimdi şuradaki minyonlar benim için çok daha önemli. Son vuruşlarına bayılıyorum şu karakterin ya. Gerçekten. %30 kritikle Abi minyonlar da sende, ormanlar da sende genellikle ayarlamanı yaparsan. Hemen şuraya bir bakalım. Bir atımızı çağıralım. Bir atımıza da bindik. Çok da iyi. Hasar verdik. Şurada bir Lolita'yı görüyorum. Neyse bu da öldü. Kritikler yüksek demiştim. Ee, azalınca iyi bir hasar çıkartıyoruz. Tabi şu Cloud'a nasıl yaklaşacağız onu çok merak ediyorum. Ki bitmeyen savaşım çıktığı zaman zaten skill kombosuyla çok rahat vurabiliyoruz. Şimdi şöyle biraz daha orman dönelim. Aradaki farkı kapatmak çok önemli. Bu arada rakip bilmiyormuş gerçekten söylemiştim size. Şu an 22 vuruyoruz. Birazdan İtemlerimizi çıktıktan sonra bir umutsuzluk çıkar mıyım diye düşünüyorum ama herhalde çıkarım. Evet. Şimdi büyük savunması olarak öncelik olarak şuradan gül altın meteorumuzu bir alalım. Gerisine bakacağız. Şurada biri var sanki. Nereye be abim be? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Cloud bile durduramadı. Cloud ne çıkmış? Kendi itemlerini çıkmış gerçi. O bile bir şey yapamadı. Lan gerize tövbe ya Rabbim ya arkadaş. Biliyorsunuz ki orman canavarları can veriyor. Arkadaşımızın canı iyi ha. Full yani. Bir de bizim cana bak. Ona rağmen ee, orada son vuruşu aldı bunu düşünen çok az insan var ya gerçekten o son vuruşları takım arkadaşınıza bırakıp bırakmama konusunda e, gerçekten çok az bilgili insan var ya gördüğünüz gibi bakın can veriyor demiştim yanlış yok ee, oraya saldırabilir miyim tek yedi Adam adam öldü. Lan atı da boşuna çağırdık. Asist aldın mı? Şey gibi ya böyle Balmont gibi her alana vuruyor. Şu alan içerisindeki herkese vuruyor. Bir de Lord deneyelim bakalım bu seviyede. Gül altın meteorunda çıktık. Hafiften bir can çalma daha var. %5 ee bunda. Biliyorsunuz ki. Bakalım bizimkiler orada ölecek mi yoksa alacak mıyız oyunu? Evet gerçek hasarlarımızla birlikte. Kaç gerçek hasarım var? 450. Küsür. Ve kaçmak için de birebir ha bu. Çok güzel. Burada bir pusum atsak acaba. Tamam o zaten o kuleyi aldı. Gitmenin bir mantığı yok zaten. Yalnız rakip de harbiden leşko var ha. Öf atım. At gibi at be. <laughs> Yemin ediyorum at gibi at. <laughs> at öldürdü herifi. Ben mi alayım? Adamsın. Gel. Üf. Oh ananı s**k. Ay! Abi ölüme kafa atmakta üstüme yok ya. Bu nedir ya böyle? Harbiden kahraman iyi ama gerçekten çok güzel. Eee belki mistikliklerinde hafiften bir sıkıntı yaratabilir. Ama doğru kullanım şartlarıyla, e, doğru kullanımla birlikte çok rahat e, oynayabilirsiniz kahramanı. E, şöyle bakalım 42k kahraman hasarı vermişiz. E, onun haricinde e, 2700 kule hasarı ve 25k'da hasar almışız arkadaşlar. Şöyle herkese like verelim. Onun haricinde hiçbir şey yok. E, kahramanımız bu şekilde. Benim tercih ettiğim build bu. Ee, siz değiştirebilirsiniz tabii ki takıma göre rakibe göre artık neye göre olursa olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.